arkadaşlarım merhabalar. Son ders videomuzda sizlerle bir kere daha buluştuk. Şimdi son konumuz olan rehberlik örgütlenmesini birlikte işleyip Artık konularımızı tamamlamış olacağız. Rehberlik örgütlenmesinden her sene sınavda artık düzenli olarak bir soru geliyor. Tabii ki bu son yıllarda öncesinde bu kadar sık karşımıza çıkmıyordu. Ama son yıllarda mutlaka sınavın sorularından bir tanesi okulda ya rehber öğretmenin görevlerinden ya da okul müdürünün görevlerinden ya da programın hazırlanıp uygulanması ile ilgili detaylardan bir soruyla karşılaşıyoruz. Şimdi rehberlik örgütlenmesi dediğimizde arkadaşlarım üç temel başlıkta yani bir organize olma kısmından bahsediyoruz aslında ve üç temel başlıkta organize oluyoruz. Bir merkezi örgütlenme dediğimiz yani Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir örgütlenme sürecinden bahsediyoruz. İkincisi biraz daha aşağı indiğimizde il ve ilçe düzeyinde bir örgütlenme sürecinden bahsediyoruz ve hemen arkasından da 3. düzeyde de okul düzeyinde bir örgütlenme sürecinden bahsediyoruz. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nda, il merkezlerinde, ilçe merkezlerinde ve okul düzeyi olarak üç farklı görevlendirme pozisyonundan bahsedeceğimiz bir konudayız. Öncelikle kafamızda bu şekilde şekillendirmenizi istiyorum açıkçası. Şimdi geldim. Gelemedim bir saniye arkadaşlar. Heh. İl düzeyindeki örgütlenme çok daha genel ve üst düzey bilgilerin olduğu yani bizim çok sınav kapsamımızda olmayan noktalar ama tabii ki yine de içerik olarak orada bir örgütlenme olduğunu orada bir genel hedefleri belirleyen bakın arkadaşlar bunu lütfen unutmayın program geliştirmede de bu böyledir. Ankara'nın işi rehberlik programında da öğretim programında da genel hedefleri belirlemektir. Dolayısıyla rehberlik için baktığımızda da arkadaşlar özellikle Ankara arada belirlenen şey bu programın dış çerçevesi, en genel çerçevesi ve ülke çapında hedeflenen genel hedeflerin belirlenmesi üzerine oluşan bir organizasyondan bahsediyoruz. Hemen arkasından bizi tabii ki biraz daha ilgilendiren kısma geliyoruz. İl düzeyinde rehberlik olmak üzere. Şimdi tahtada çok basit bir aslında olay göstermek istiyorum. Ankara'da Milli Eğitim'de yapılan şey aslında genel itibariyle genel hedeflerin belirlendiği bir rehberlik çerçevesinin planının çıkarılmasıdır. Milli eğitim düzeyinde MEP aşamasında genel hedeflerin belirlenmesinden bahsediyoruz. Arkasından iniyoruz bir alt düzeye, il veya ilçe düzeyinde bir örgütlenmeden bahsediyoruz ki il düzeyinde örgütlenme bazında baktığınızda daha çok ön planda yerel hedefleri belirleyecek olan kurum arkadaşlar rehberlik araştırma merkezi yani ramdır. Hemen arkasından rehberlik hizmetlerimiz nereye indi? Okul düzeyine indi ve okul düzeyinde de yine müdür tabii ki başkanlığında, müdür sorumluluğunda okul rehber öğretmeninin bir program hazırladığı ve hizmetleri organize ettiği bir noktadan bahsedeceğiz. O zaman ülke çapında genel hedefler Ankara'da merkezi örgütlenme dediğimiz MEP tarafından hazırlanır. Daha sonra bu hedefler il düzeyinde RAM'lara yani rehberlik araştırma merkezlerine gönderilir ve rehberlik araştırma merkezleri yerel hedefleri belirler. Hemen arkasından rehberlik araştırma merkezlerinden okullara dağıtılır bu hedefler ve rehber öğretmenimle müdürün ilerlemesinde öncülüğünde okul rehberlik programını hazırlar. Genel taslak bir kere bu üç düzey örgütlenme örgütlenmeden bahsediyoruz genel itibariyle birincisi meb dedik İkincisi ise hemen akıl tahtaya döndüğümüzde il veya ilçe düzeyinde örgütlenme. Burada bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi RAM arkadaşlar. Genellikle RAM'la ilgili mutlaka soru gelecektir karşımıza. Ama temelde bir de rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il yürütme komisyonundan bahsediyoruz. Bu komisyon ne iş yapar arkadaşlar? İl ve ilçe düzeyindeki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden genel kararlar ve bunlardan sorumludur. Burada kimlerin olduğu yine var ama hemen üzerinden geçelim. İl Milli Eğitim Müdürü ya da Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcıları. Milli Eğitimlerde her bir birimden sorumlu müdür yardımcıları bulunur. Bu onları temsil eden aslında. Katılamadığı durumlarda onu temsil eden Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcıları da bu sürece ne yapabilir? Dahil olabilir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu şube müdürü her yine Milli Eğitim ee, il düzeyinde milli eğitim müdürlüklerinde her bir alandan sorumlu şube müdürleri olur. Bizde de özel eğitim ve rehberlikten sorumlu şube müdürleri, ram müdürleri, rehberlik ve psikolojik danışma bölüm başkanları ve her tür okul kademesinden seçilen en az birer müdür ile bu tür kademedik kurumlardan seçilen birer rehber öğretmen il yürütme komisyonunda bulunan görevlilerdir. Çok çıkacağını sanmıyorum ama sadece kulağınızda bir bulunsun istiyorum. Bir de bizim için en önemli kısım rehberlik araştırma merkezi. Rehberlik araştırma merkezi dediğimiz kurum özellikle bir dedik ki yerel hedefler belirlemede bizim için önemli. Bir de özel eğitim konusunda oldukça önemli. Arkadaşlarım dikkat. Özel eğitim konusuna baktığınızda ildeki özel eğitim gerektiren bireyleri kim tanılar? Rehberlik araştırma merkezi. Peki şunu bir hatırlayalım. Okul içinde bu süreç nasıl ilerler? Mesela bir öğretmen öğrencisinin özel eğitim durumundan diyelim ki şüphe etmekte, bazı belirtilerini gözlemlemiş. Ben bir matematik öğretmeniyim örneğin. Ben bir matematik öğretmeni olarak bir çocuğun sayısal öğrenme güçlüğü olduğunu düşünebilirim. Belirtilerinden belki anlayabilirim ama tanıyı koyamam. Bu yüzden öğrenciyi okul rehber öğretmenine sevk ederim. Okul rehber öğretmeni de özel eğitimli öğrenciyi tanılayacak yeterlilikte değildir. Bu yüzden okul rehber öğretmeni de öğrenciyi rehberlik araştırma merkezine sevk eder. Arkadaşım dikkat. O zaman rehberlik araştırma merkezinin en önemli görevlerinden bir tanesi özel eğitim öğrencilerini tanılamaktır. Onlar tanıladıktan sonra çocukla ilgili ek destek hizmetleri belirlenmeye devam eder. Bir ildeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin neyini sağlar? Koordinasyonunu sağlar. Yani benim yerel hedeflerime belirlemiş olduğum yerel hedeflerime uygun bir rehberlik programı uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Bunlar arasında bir koordinasyon var mı yok mu? Bunları belirler bunları düzenler ve okulların rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılacak neler olacak arkadaşlarım? Ölçme araçları olacak. Yani yetenek testleri gibi, işte atıyorum tutum testleri gibi. Bu testlerin ölçme araçlarının temini nereden sağlanıyormuş? Rehberlik araştırma merkezinden sağlanıyor. Ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karşı il ve ilçe düzeyindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tamamının yürütülmesinden kim sorumlu? RAM sorumlu ama kime karşı? Arkadaşım buraya dikkat. Burada kelime oyunları bizim için çok önemli. Çünkü Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur. Ama bir ilde Milli Eğitim bazında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden tamamen kim sorumludur? İl Milli Eğitim Müdürü sorumludur. Kime, kimler rapor alır İl Milli Eğitim Müdürü? Nereden rapor alacakmış arkadaşlar? Ramdan rapor alacakmış. Buna dikkat. Ram bünyesinde bulunan tabii ki bu ölçme araçları ile ilgili bu koordinasyonlarla ilgili belli başlı uzmanlar var. Rehber öğretmenler çalışır RAM'da, psikolog çalışır, programcı çalışır, sosyal çalışma uzmanı, özel eğitim uzmanı ve çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı da bulunur RAM bünyesinde. Şimdi gelelim arkadaşlar, bizim için özellikle dediğim gibi sorunun daha çok geldiği nereye? Okul düzeyinde örgütlenme. Yani müdür ne iş yapar? Rehber öğretmen ne iş yapar? Biz biraz bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Şöyle küçültüyorum tahtamı. Okul içinde rehberlik hizmetlerinden birinci derecede sorumlu olan kimmiş? Okul müdürü. Onun bir altında hemen hiyerarşik sırada kim varmış? Müdür, yardımcısı ve gittiğimizde hiyerarşik olarak rehberlik ve dan psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu. Hemen tırnak içinde açalım. Bu komisyonu biz rehberliğin dolaylı hizmetlerinde plan program hazırlama hizmetinde anlatmıştık arkadaşlar. Lütfen o videoyu bir kez daha dinlemenizi rica ediyorum. Özellikle örgütlenmeyle birlikte iç içe bir aslında konudur diyebiliriz. Orada şunu söylemiştik. Rehber öğretmen programı hazırlar. Sonra yürütme komisyonunu sunar, yürütme komisyonu bu programı inceler ve karara bağlar. Bunun sonucunda okul içinde yıl boyu uygulanacak rehberlik programı seçilmiş olur arkadaşlar. Hatta biz burada şunu da söyledik. Okul yürütme okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun başkanı kimdir arkadaşım? Okul müdürüdür. Ve yine olay şuna bağlanıyor. Hizmetlerin tamamından kim sorumludur dediğimizde cevap kim olacak kesinlikle? okul müdürü olacaktır. Şimdi okul içindeki hiyerarşiyi tekrar ediyorum. En üstte kim var? Okul müdürü. Onun bir altında kim var? Müdür yardımcısı. Onun bir altında yürütme komisyonu. Daha sonra koordinatör psikolojik danışman. Yani bu şu demek arkadaşlar. Eğer okulda birden fazla rehber öğretmenimiz varsa okulda müdür bir tanesini koordinatör psikolojik danışman ya da koordinatör rehber öğretmen seçer ve bu da o e, rehber öğretmenler arasındaki işbirliğini sağlamakla görevlidir. Hemen arkasından psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni ve diğer öğretmenler dediğimiz yani branş öğretmenleri karşımıza geliyor. Şimdi ben tahtamla birlikte gideceğim o yüzden tahtayı hemen siliyorum arkadaşlar. Müdürün görevleri ve aşağı doğru indirdiğimizde kısa, öz, akılda kalacak ama aynı zamanda onu da net bir şekilde anlayabileceğiniz bir yola gitmek istiyorum. Şimdi okul düzeyindeki örgütlenme benim için en önemli başlık bu. En üstte kim varmış arkadaşlar? Okul müdürü. Okul müdürü rehberlikle ilgili ne yapar? Hemen bakıyorum. Bir rehber öğretmensiniz ve bir okula atandınız. Ve sizin ilk ihtiyacınız olan şey okulda kendinize bir yer bulmak ve kullanacağınız malzemeleri, araç gereçleri bulmak. E bunu kendiniz temin edemeyeceğinize göre kim yapacaktır arkadaşlar? Bunu okul müdürü yapacaktır. Yani rehberlik hizmetleri için yer, araç, gereç temin etmek diyoruz. Bu bir. İkincisi Rehberlik hizmetleri yürütme komisyon dediğimiz bir komisyon var. Ve bu komisyonu kurmak, oluşturmak ve buna başkanlık etmek kimin göreviymiş arkadaşlar? Okul müdürünün. O zaman kısaltarak yazıyorum. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunu kurmak ve ona başkanlık etmek okul müdürünün görevidir. Peki Tabii ki gerekli uzman desteği mesela okulda rehber öğretmen yoksa bir de atıyorum ben okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu kuracağım. Okulumda rehber öğretmen yok. Görevlendirme olsa da isteyeceğim ya da rehberlik araştırma merkezinde gezerek görev yapan rehber öğretmenler, gezerek görev yapan özel eğitim öğretmenleri var. Bunları talep etmem gerekiyor. Bir okulda bunu kim talep edecek arkadaşlar yine? Okul müdürü talep edecektir. Okulda birden fazla rehber öğretmen varsa ne yapacaktı arkadaşlar? Birden fazla rehber öğretmen varsa koordinatör rehber öğretmeni seçer. Kim seçer? Okul müdürü seçecektir diyoruz. Peki şimdi biraz önce buraya bir üçlü yazdık. Dedik ki bir okulun rehberlik programını kim hazırlar? Okul rehber öğretmeni hazırlar. Kim uygulayacak bunu plana dökecek arkadaşlar? Sınıf rehber öğretmeni. Ama hazırlanmasından ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kim olacak? Okul müdürü. Şimdi lütfen buraya dikkat edin. Rehberlik programının hazırlanmasından hazırlanması ve uygulanmasından birinci derecede sorumludur. Arkadaşlar bunu bir düşünelim. Programın hazırlanmasından ve uygulanmasından hazırlayan kim normalde? Okul rehber öğretmeni. Hazırlatan kim? Okul müdürüdür. Uygulayan kim normalde? Sınıf rehber öğretmeni. Uygulatan bu süreçten sorumlu olan kimmiş? Okul müdürü olacaktır. Lütfen buna çok çok dikkat edelim programı hazırlandı. Komisyon tarafından onaylandı ve incelendi karara bağlandı. İncelenen ve karara bağlanan okul programını yani okul rehberlik programının bir örneğini nereye gönderir şey, okul müdürü? Rama gönderir. Neden Rama gönderecek arkadaşlar düşünüyorum. Çünkü Ram'ın en önemli görevlerinden bir tanesi neydi? İl ve ilçe düzeyindeki rehberlik hizmetlerinin eş güdümlü yürütülmesini sağlamak. O yüzden Ram'ın elinde mutlaka bütün okulların rehberlik programı olmalıdır. O yüzden özellikle Ekim ayı içinde yani sene başında program yapıldıktan sonra incelendikten sonra müdürümüz programın bir örneğini rehberlik araştırma merkezine gönderir. Peki başka ne işleri var okul müdürünün? Okulda arkadaşlar Sınıf rehber öğretmenleri belirlenir. Hangi sınıfa hangi öğretmenin gideceğini sınıf rehber öğretmen olacağına kim karar verir yine? Okul müdürü. Tabii ki bu konuda kimle daha çok işbirliği içinde olması gerekiyor? Rehberlik servisiyle. Arkadaşlarım yıllardır karşımıza sorular geliyor ve çoğunun karşılığı da aslında bu maddelerde çok net bir şekilde çıkıyor. Her türlü rehberlik hizmetinden okul düzeyinde birinci derecede sorumlu olan kimmiş? Okul müdürüdür diyoruz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim. Müdürüm en yüksek mertebedeydi en sorumlu oydu. Her şeyden sorumlu oydu. Onun altında da kim vardı? Müdür yardımcıları var. Müdür yardımcılarının temelde bu örgütlenme düzeninde iki tane sorumluluğu var arkadaşlar. Birincisi şu. Dedik ya müdür hepsini kontrol edecek. Hepsinden müdür sorumlu. O yüzden müdür yardımcısı arkadaşlarına diyor ki diyelim ki okulda 20 tane sınıf var ve iki tane de müdür yardımcısı var. Bu 10 sınıfı kontrol etmek senin görevin diyor. Diğer 10 sınıfı kontrol etmek de senin görevin diyor. Ve müdür yardımcılarının sorumlu olduğu bazı sınıflar var. Bu sorumlu olduğu sınıfların rehberlik hizmetlerini kontrol etmek ve bu konu hakkında müdüre rapor vermek müdür yardımcısının en önemli görevidir rehberlik. Adına bir de arkadaşlarım tabii ki müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Bu madde direkt arkadaşlar mevzuatta vardır. Her ne kadar ucu açık olsa da rehberlikle ilgili diyelim artık biz ona. Rehberlikle ilgili okul müdürünün verdiği görevleri yerine getirmek kimin göreviymiş? Müdür yardımcısının görevidir diyoruz arkadaşlar. Peki komisyon Okul Rehberlik Hizmetleri Komisyonu. Arkadaşlar rehberlik hizmetleri komisyonu ne iş yapardı? Bizim için en önemli kısım aslında burası. Peki. Okul rehberlik servisinin hazırladığı programı inceler ve karara bağlar. Bizim için en önemli nokta bu. Yani program hazırlamak zaten bir tek rehber öğretmenin tek başına sorumluluk alabileceği bir iş değil. Rehber öğretmen hazırlar komisyon inceler ve müdür örneğini RAM'a gönderir. Ama tabii ki komisyonun başkanı kim ki daha önceki yıllarda soruldu arkadaşlar bu. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun başkanı da okul müdürüdür diyoruz. En önemli görevi budur. Yılda en az iki defa toplanması gerekir. En az diyorum ihtiyaç halinde tekrar toplanabilir. Sene başında programı inceleyip karara bağlamak için bir de sene sonunda programı değerlendirmek için mutlaka bir araya gelmek zorundadır arkadaşlarım. Peki koordinatör rehber öğretmen işbirliğini sağlayacak, rehber öğretmenle okul idaresi arasındaki bağı sağlayacak deyip geçiyorum okul rehber öğretmenine. Yani psikolojik danışman arkadaşıma. Onun en önemli görevi yerel hedeflerle okul rehberlik programını hazırlamak. Bu programın sınıf öğretmenleriyle birlikte yürütülürken onlara rehberlik etmek, eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini planlamak ki biz zaten dersimiz boyunca bunu konuştuk değil mi arkadaşlar? Rehber öğretmen hangi hizmetlerde daha ön plandadır? Sınıf rehber öğretmenleri hangi hizmetlerde daha ön plandadır? Ama en nihayetinde hepsinin e, koordinesini, rehberliğini okul rehber öğretmeni yapar. Uzmanlık gerektiren testleri uygular. Hatta kendi uzmanlığını aşarsa öğrenciyi daha uzman klinik testleri uygulayabilecek bir yere sevk eder. Bu hizmetin adı da budur. Özel eğitimi ihtiyacı olan öğrencileri tespit edip nereye yönlendirir? Rama yönlendirir. Asla özel eğitim tanısı koyamaz. O yüzden buraya lütfen çok çok dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi biz dedik ki rehber öğretmenin en önemli görevi rehberlik programını hazırlamak. Rehberlik programını o hazırlıyor mu? Sınıf rehber öğretmenim ne hazırlıyor arkadaşlar? Rehberlik planını hazırlıyor. E bu aynı öğretim programı gibi değil mi? Öğretim programlarını talim terbiye kurulu hazırlıyor. Öğretmenler ne hazırlıyor? Ders planı hazırlıyor. Burada da aynı mantaliteden gideceğiz. Rehber öğretmen programı hazırlıyor ama uygulayıcı kimdi arkadaşlar? Uygulayıcı sınıf rehber öğretmeni. O yüzden sınıf rehber öğretmeni eline gelen programa göre bir ne hazırlayacak kendi sınıfına? Plan hazırlayacak. Ya da sınıfın içindeki rehber öğretmene ihtiyacı olan öğrencileri rehber öğretmene sevk edecek. O yüzden en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de budur diyebiliriz sınıf rehber öğretmeninin. Şimdi o zaman son kez toparlıyorum. Rehberlik örgütlenmesinin en tepesinde kim varmış? Kim varmış Cem? <laughs> Okulda değil. Ha, milli, eğitim. milli eğitim bravo vallahi öğreniyor bu çocuk sınava girecek yahu. Öğretmen yapacağım seni Cem. Şimdi <laughs> genel itibariyle ne var mı? Canlı ders of bu espri çok kötü. Bunu duymamış olayım. Rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesinin en tepesinde Milli Eğitim Bakanlığı var. Ankara var. Ankara ne belirliyor arkadaşlar? Ülke çapındaki neleri belirliyor? Genel hedefleri belirliyor. Sonra İkinci aşamada kim var? İl veya ilçe düzeyi var. İl veya ilçe düzeyi neyi belirliyor? Kendisine uygun genel hedeflerden kopmadan yerel hedefler belirliyor. Ve daha sonra üçüncü aşamada kim geldi? Okul düzeyinde örgütlenme geldi. Okul düzeyinde örgütlenme de bu yerel hedeflere bağlı okul rehberlik programı hazırlanıyor ve uygulanıyormuş. Şimdi 3 aşama karşımıza bu geldi. Sonra dedik ki okul düzeyine baktığımızda okulda müdür önemli noktadadır. Daha önce gelmiş olan arkadaşları buraya sıralıyorum. Okul rehber öğretmeni, okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu ve Sınıf rehber öğretmeni. Toparlıyorum. Bir okulun rehberlik programını kim hazırlar? Cem söyle. Ee, siz... Seçenekler bunlar. Okul rehberlik programını kim hazırlar? Rem değil o. Bir bilgisayar bağımlısı olarak Ram arkadaşlar. Ama hayır ilk defa bir sorun bilemedin. Bu beni üzdü. Arkadaşlar okul rehberlik programını kim hazırlar? Okul rehber öğretmeni okul rehberlik programını hazırlar. Programı hazırladıktan sonra kime sunar? Yürütme komisyonuna sunar. Ve bu yürütme komisyonu programı inceledikten sonra karara bağlar. Ama burada en önemli faktör kim? Okul müdürü. Çünkü komisyonun başkanıdır arkadaşlar. Başkan eşliğinde program karara bağlanır ve program karara bağlandıktan sonra bu programı kim uygular? Sınıf rehber öğretmeni uygular. Kendisine göre bir ne hazırlayarak uygular. Sınıf rehberlik planı hazırlayarak uygular diyoruz. Son aşamada özellikle bize sınavda gelen kısım arkadaşlar daha çok burası diyebilirim. Okulda en yetkili kim? Bunu bileceğiz. Programı kim hazırlar? Bunu bileceğiz. Programı kim uygular? Bunu bileceğiz ve böylelikle rehberlik örgütlenmesini halletmiş olacağız. Ama yine söylüyorum bu konu aslında dolaylı hizmetlerdeki plan program hazırlamayla çünkü orada biz şunu anlatmıştık. Rehberlik programı nasıl hazırlanır? Ve bu programın içindeki en önemli görevler kime aittir? O konuyla birebir neredeyse iç içedir diyebiliriz. O yüzden sizlerden ricam bir kez daha önce oraya dönüp onu izlemeniz ve arkasından da rehberlik örgütlenmesini izlemeniz olacaktır diyorum ve noktayı koyuyoruz arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim diyormuşum dinleyen arkadaşlarımıza faydalı olabildiysek ne mutlu ve rehberlik konularını burada tamamlamış oluyoruz Umarım önünüze çıkacak sınavda sınavlarda rehberlikle ilgili artık bir sorununuz kalmadan bu konularla ilgili bütün soruları çözebilmenizi diliyorum ve en büyük amacımız da zaten buydu arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Sizlere kocaman başarılar diliyorum ve her türlü sorularınıza cevap verebiliyorum ki soranlar e, zaten mutlaka oluyor. Cevaplara dönüyorum. O yüzden aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka bana özelden yazmanızı rica ediyorum. Yorumlara da tabii ki yazabilirsiniz ama özelden yazdığınızda direkt sorularınıza birebir de cevap vereceğim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gönülden başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel çalışın. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. İyi dersler diliyorum. Kolay gelsin.